Hiçbir maden su birbirine benzemez. Aynı insan karakteri gibidir. Türk kahvesini kısık ateşte Beypazarı maden suyu yaparsanız inanılmaz bir tat elde ediyorsun. Ayrıca maden suyunun kullanım alanları çok fazla. O cam var ya, cam, işin en önemli kısmı o cam. Yoğurda maden suyu katarak ayran yapılırsa harika bir lezzet, harika bir tat elde ediyorsunuz. Saatte toplam olarak 300 bin adet şişeyi şişeleyebiliyoruz. Her işin başı sağlık. Şan, şöhret, makam, para, pul bir tarafa. Gelip geçti zaten hepsi değil mi? Evet. Evet. Ama sağlık gerçekten çok önemli. Serkan'cığım, şimdi bu teknolojiden bahsederken bu içinde bulunduğum araba harika hoşuma gitti. Gerçekten ilk defa bindim ama çok güzel. Söyleşi için, bu imkanı verdiğiniz için Lexus firmasına çok teşekkür ediyorum. Lexus'a ayrıcalık sohbetlerden herkese bir kez daha merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Yeni bölümde karşınızdayım. Herkese bir kez daha mutlu günler. Ve evet, yeni bölümde konuğum Niyazi Bey olacak. Kendisini almaya geldik. Niyazi Ercan bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba Serkan, nasılsın? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Harikasınız, evinizde boş gelmemişsiniz. Harika. Şöyle bir ekrana gösterebilir miyiz onu gerçekten de? Tabii. Programın sonunda da mutlaka açacağım, onu da söylemiş olayım sizlere. Hazırsanız Lexus'ta ayrıcalıklı sohbetler başlıyor. Niyazi Bey, önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Niyazi Ercan kimdir? 1961 doğumlu. İlk orta liseyi TET'le bitiren ve daha sonrasında makine bölümünü bitiren ve şu anda da Beypazarı Maden Su İşletmesi'nin yönetim kurulu olan bir şahıs. Evet. Peki nasıl başladı bu şey? Yani hikaye nasıl başladı? Gerçekten de büyük bir hikaye. Aslında herkesin de dinleyip ders çıkarması gereken bir hikaye. Evet. Yani çok özel bir anı diyelim. 1957 senesinde başlayan Beypazarı macerasıdır bu. Tesisimizin kurucusu rahmetli babam Cemil Ercan'dır. Allah rahmet eylesin. Amin. Daha sonrasında da işte o günlerde başlayan küçük bir işletme bugün devasa bir şirket haline gelip Türkiye'nin maden suyu sektöründe lider olan bir firması haline gelmiştir. Tabii bu tek başıma benim başarım değil. Bu bir ekip başarısıdır. Ve başarı kesinlikle tesadüf değildir. Bunu çok iyi biliyorsun değil mi? Evet, kesinlikle. Ben her zaman söylüyorum. Yani yaradan %50'yi veriyor, geri kalan %50'yi de herhalde üzerine biz ekliyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. Başarmak için çok azimli olmak lazım, inançlı olmak lazım, yaptığın işe inanmak lazım. Kesinlikle. Ve kimseyi kandırmamak gerekiyor. Herkes işinin paşası olmalı diye bir slogan vardır. Yani herkes işini en iyi şekilde yaparsa başarıya ulaşır. Ne iş yaparsak yapalım en iyisini yapıyoruz değil mi? Kesinlikle. Ne iş yaparsan yap. Şimdi markanız gerçekten de birçok firmanın, markanın önünde ve lider marka. Bununla ilgili bir şeyiniz var mı? Püf noktası var mı? Başarılı olmak için öncelikle çalışmak lazım. Dürüst olmak lazım. Bunların ikisi birleşince zaten kazançta, başarıda, kariyerde, hedefinizde kendi kendine gelmiş oluyor. 1957 senesinden bugüne tam 65 yıl geçmiş. Türkiye'mizde ne yazık ki böyle uzun soluklu firmaların sayısı çok azaldı. Ne yazık ki iki kuşaktan öte gidemeyen firmalarımız var. Ama şükürler olsun, şu an rahmetli babamız birinci kuşak, ben iki, çocuklarım üç, daha sonra torunlarım dört olacak diye umut ediyorum. Onları o şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Gayret gösteriyorum. Tahmin ediyorum uzunca yıllar daha bu Beypazarı Maden Suyu markasına bizler bekçilik yapacağız. Halkımıza bu güzel suyumuzu tattırmaktan da mutluluk duyacağız. Belki yıllar sonra çocuklarınız, torunlarınız size anlatacak değil mi? Ya o inşallah. Evet, i̇nşallah. Ne kadar güzel. Evet. Niyazi Bey, şimdi benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi, birçok maden suyu markası var. Ama çoğu kişi İlla da böyle Beypazarı, Beypazarı, Beypazarı diyor. Onlardan bir tanesi de benim. Sizce insanlar, bizler neden Beypazarı'nı seçiyoruz? Şimdi öncelikle maden suyunu bizler üretmiyoruz. Biz çok iyi bir şekilde şişeliyoruz. En son teknolojiyle, hiç el değmeden bir saatte 300 bin adet şişeyi doldurabiliyoruz. Bir saatte 300 bin şişe? Evet. Hiçbir maden suyu birbirine benzemez. Aynı insan karakteri gibidir. Bu sebeple
Beypazarımızın olduğu bölgede o topraktan aldığı lezzetler, mineraller suya yansıyor ve o su lezzetini oradan alıyor. Tamamıyla doğal, hiçbir katkı maddesi içermeden şilemesini gerçekleştiriyoruz ve içerisinde inanılmaz mineraller var. Ben ona diyorum ki yeşil şişeye, aynı serum gibidir. Serumun içerisinde ne kadar faydalı mineral varsa, insanlara şırın gelince insan sağlığına kavuşuyorsa, Beypazarı maden suyu da o kadar lezzetli, o kadar şifalı bir sudur. Kalsiyum, kemik gelişimi için çok önemli. Magnezyum, kalbimizin destekleyicisi. Florür, dişlerimizin ve diş minemizin sağlam kalmasını, beyaz kalmasını sağlar. İçerisinde silikat var. Bu çok önemli. Birçok maden suyunda yok. Silikat, Parkinson ve Alzheimer'ın önleyicisi, öteleyicisi. Demir, olmazsa olmaz, kanımızı sulandırır, kana renk verir gibi birçok elementlere sahip bir maden suyu. Ve dünyada ilk defa dünya kalite ödülmüş markayız. Wow. Beypazarı maden suyu olarak. Hem dünya kalite ödülü aldık, hem Avrupa Birliği kalite ödülü aldık. Bu bizim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir şans. Cenab-ı Mevlam öyle bir güzel yaratmış ki bu suyu ve bulunduğumuz fabrikanın alanı kesinlikle bakir bir bölge. Etrafında herhangi bir yerleşim alanı yok. Hayvancılık yapan yok, seracılık yapan yok. Tamamıyla doğayla baş başayız. Zaten böyle olmak zorunda. Eğer maden suyu havzasını koruyamazsanız, kirlenirse daha ileriki zamanlarda o suyu kullanamaz hale getirirler. O zaman da ne yapacaksınız? Fabrikayı kapatacaksınız. Siz kapatmasanız bakanlık kapatacak. Doğru. Bu sebeple işimize olan saygımız gereği biz kesinlikle doğaya saygı gösteriyoruz. Doğayı kirletmiyoruz ve suyumuzu kirletecek unsurlardan da uzaklaşıyoruz, kaçınıyoruz. Sosyal medyada takipçilerinizi, reklam filminize aslında oynattığınızı gördük. Evet, çok da güzel olmuş, evet. Çok da güzel proje. Bu projeyi birazcık anlatabilir misiniz? İsim vermekte sakınca yoksa Testo Tayland, vücut geliştirme, halter, ağırlık kaldıran bir kardeşimiz. Çok da akıllı, çok da zeki bir delikanlı. Birçok ürünü deniyor. Zaman zaman yiyecek olsun, içecek olsun. İçecekte de maden suyunu denemiş. Ve en son bizim maden suyuna karar kılarak fanımız oldu, hayranımız oldu. Biz de bunun farkına vardık. Kendisiyle bir görüşme talep ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi, görüştük. Dedik ki seni bizim filmimize oynatmak istiyoruz. Yapmak ister misin, olur musun dedik. O da memnuniyetle, seve seve, neden olmasın, çok sevdiğim bir marka, hayran olduğum bir tat, lezzet, memnuniyet dedi. Ve o gündür bugündür de bizim reklam yüzümüz oldu. Kendisini çok seviyorum. Çok akıllı, cin gibi bir arkadaşımız. Allah uzun ömürler versin, yolun açık etsin inşallah. Ne güzel. Peki şimdi sosyal medyada ya da çevremizdeki kişilere, insanlara kullanmış oldukları maden sularına baktığım zaman Beypazarı'nı çok fazla görüyorum. Yani kendi evimde de biraz önce söyledim sizlere. Beypazarı'nı tüketen bir kişi olarak, evet, söylüyorum. Kendi tüketiminiz nasıl mesela? Onu çok merak ediyorum. Yani terzi kendi söküyor, dikiyor, kendi kullanıyor mu? Yok, tabii doğru diyorsun. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Avrupa'da kişi başına 150-160 litre maden tüketiliyor. Fakat Türkiye'de bu 15 litre civarında. Çok da çok düşük. Ben kendim şahsen günde 5-6 şişe içiyorum. Ama evet. Ama herkese diyorum ki günde en az 2 şişe tüketin lütfen. Çünkü maden suyu içmenin hiçbir zararı yok faydasından başka. Maden suyu içer içmez 2 saat sonra zaten doğal yolu dışarı atıyorsunuz. Bu böbrekleri çalıştırdığını gösterir. Vücudunuzda kum, taş, parazit varsa boşa verdiğinizi gösterir. Tansiyonunuzu dengeler. Çok ideal rejim ilacıdır. Eğer kilo sorununuz varsa maden suyu kürüne girerek kilonuzdan kurtulabilirsiniz. Ayrıca bayanların mutfakta en iyi dostudur. Pasta, börek ve keklerde su ve kabartma tuzu yerine maden suyu kullanırlarsa hem raf ömrü uzuyor, hem çok lezzetli bir hal alıyor, hem de görsellerinden daha farklı bir şekil alıyor. Evet, kadın izleyicilerimiz şu anda herhalde, evet, bunu parantez içinde bir yere not alacaklar. Önemli. Lezzet de değişiyor galiba, değil mi? Kesinlikle değişiyor. Raf ömrü çok uzuyor. Çok önemli. Ayrıca maden suyunun kullanım alanları çok fazla. Mesela yoğurda maden suyu katarak ayran yapılırsa
harika bir lezzet, harika bir tat elde ediyorsunuz. Özellikle şeyden çıkarken değil mi? Hamamdan çıkıldı. Her zaman. Hamam falan her zaman olabilir. Evet. Ayrıca biz Türklerin olmazsa olmaz içeceğimiz vardır biliyorsunuz. Türk kahvesi. Evet, Türk kahvesi. Türk kahvesini kısık ateşte Beypazarı maden suyu yaparsanız inanılmaz bir tat elde ediyorsun. Yine ilk defa benim duyduğum bir şey. İnanılmaz. Niyazi, bir kez daha alabilir miyiz ona formülü? Evet, bir de alayım. Evet. Türk kahvesini kısık ateşte, yavaş ateşte Beypazarı maden suyuyla yaparsanız inanılmaz bir tat elde ediyorsunuz. Bol köpük, harika bir tat ve kahvenin tadına varıyorsunuz. İnanılacak gibi değil. Gerçekten çok güzel. Biz maden suyuyla her şeyi denedik. Yemek yaptık, balık kızarttık, hamurda kullandık, pasta börekte kullandık. Her şey mükemmeldi. Ancak başarılı olamaz iki tane nesne vardı. Bir tanesi pirinç pilavını maden suyla yaptık, sapsarı oldu. Bir tanesinde çayı demledik, komple maden suyla çay demledik. O da kakao gibi oldu. Lezzeti nasıldı bu arada? Lezzet tabii farklı. Farklı. Ama hani çay ocakları var ya, çay ocaklarının demliğin üzerine bir fincan maden suyu koyarsan demliğin içerisine, çay o kadar güzel çıkıyor ki, o kadar güzel lezzet oluyor ki inanamazsınız. Maden suyu içen sağlığını keşfetmiş oluyor. Bakın şu pandemi dönemi geldi. Sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu anladık değil çok, mi? Çok kesinlikle. Aramızdan çok kaybedenler oldu, kaybettiklerimiz oldu. Maalesef. Allah ganiden rahmet eylesin. Evet. Ama sağlıklı yaşamak kadar sağlıklı yaşlanmak çok önemli. Bunun için de öncelikle gıdamıza, uykumuza ve içeceğimize dikkat etmek gerekiyor. Bunları yaparsak ve mesafeyi de kollarsak, insanlarla olan mesafemizi kollarsak, maskemizi takarsak, ki şu an artık o olaylar da çok bitiyor, pandemiden işte teğet geçirmiş oluruz inşallah. Bakın bizim fabrikamızda 120 kişiye yakın çalışanımız var. Tamamı maden suyu içtiği için çok büyük hasar vermedik fabrikamızda. Orada şimdi öyle şey programın da sonuna geldik. O kadar hızlı bir şekilde, o kadar güzel bir şekilde anlattık. Sonuna mı geldik? Evet, yapmayın evet, gerçekten yani. En güzel. Hiç öyle sorgu sual yok. İstekleri zaman alırlar, içerler. Biz ondan mutlu oluruz. Kesinlikle maden suyu içmek bir ayrıcalıktır. Maden suyu içmek bir eğitim ve kültürle alakalı olan bir konudur. Bir hocam vardı, kulakları çınlasın, demişti ki Niyazcığım, bir ülkenin gelişmişliğini ölçebilmek için o ülkede tüketilen maden suyu miktarına bak demişti. Aa. Evet, gerçekten öyle. Bugün Avrupa'ya gidiyorsunuz, tepsi içerisinde maden suyu çeşitleri geliyor. Diyorlar ki size, gazlı mı gazsız mı? Evet, doğru. Yoğun mineralli mi az mineralli doğru, mi? Doğru, çok doğru. Büyük şişe mi küçük şişe mi? Yani orada bir kültür oluşmuş. O kadar farklılık vardı. Doğru evet. Söylüyorsunuz kesinlikle. Şimdi Türkiye'deki halkımız lütfen beni yanlış anlamasınlar. Maden suyu denince sadece ve sadece çok yenen yemeklerden sonra içilir. Evet. Hazmı rahatlatır. Biraz da gaklatır, guklatır diye düşünülüyor. Evet, doğru. Aslında maden suyu içmenin yeri, yaşı ve zamanı yoktur. Peki maden suyu kimler içmeli o zaman? Herkes içmeli. A'dan Z'ye herkes içmeli. Özellikle ve özellikle hamile bayanların, hamile eşlerin içmesi lazım ki yakın bir gelecekte dünyaya getireceği bebeğinin çok sağlıklı olmasını garanti altına alması için. Demin söylemiştim maden suyunda kalsiyum var diye. Benim 3 torunum da maden suyuyla, anneleri maden suyu içti. Onlar da şu an hala maden suyu içiyorlar ve emsallerinden kat be kat daha iriler, daha diriler. Çok güzel bir örnek verdiniz biraz önce. Aslında bir Türkiye gerçeği bu. Yemekten sonra içilen maden suları, bir maden suyu vardı bir rahatlayayım diye, değil mi? Hepimizin evet. Aslında yapmış olduğu bir şey ama vermiş olduğunuz örnekler inanılmaz güzel. Sağlık anlamında da maden suyunu tüketmek evet. Gerekiyor. Bunu da bir kez daha bir kenara not almış olalım. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, lütfen. Dünyanın en güzel tat laboratuvarı neresi? İnsanların kendi ağızları. Doğru. Değil mi? Doğru. Tat laboratuvarı. Evet. Artık insanlarımız o kadar bilinçlendi ki her şeyin en iyisini anlıyor. Suyun, peynirin, zeytinin, her şeyin, ekmeğin. Doğru. Herkesin de farklı maden aslında. Maden suyunun evet. Da farkında doğru. İnsanlar. Doğru. Demin sormuştun neden herkes Beypazarı içiyor evet, diye. Evet, evet. İşte sorunun cevabı burada. Burada diyorsunuz. Şimdi Niyaz Bey, şehri çok merak ediyorum ben. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki hiç araya girmek istemiyorum ben. Biraz önce söyledim size. Vallahi en çok sevdiğim konuk potansiyeli var sizde. Sağ olun, teşekkür ederim. Şeyi çok merak ediyorum. Şimdi
maden suyunu içtiğimizde bazı maden suları, mesela ben yurt dışında aldığımda da öyleydi. İşte su gibi geliyor böyle. Yani maden suyu değil. Yani hani biraz önce soda, maden suyu falan dediniz, evet, ya. Evet. Maden suyunun o tadı nasıl olmalı? Yani su gibi mi olmalı, yoksa hayır Serkan öyle olmaz mı deyip açıklayacaksınız. Şimdi izin verirsen maden suyu nedir'den girmek lütfen istiyorum ben. Maden suyu nedir? Maden suyu yerin en derin katmanlarından çıkan veya teknik usullerle çıkartılan, litresinde en az 1000 miligram çözünmüş mineral ihtiva eden ve doğasında da doğal karbonat gazı bulunduran şifalı sulardır. Bunlara biz doğal maden suyu diyoruz. Bunların sıcağına kaplıca, ılıca denir. Ilık olanlarına, soğuk olanlara maden suyu diyoruz. Ama bakın, dedim ki litresinde en az 1000 miligram dedim. Şimdi bazı maden suları var yurt dışında, sizin söylemiş olduğunuz. Evet. 200 miligram, 300 miligram, 400 miligram ihtiva ediyor minerali. Bu da çeşmede akan su nitelinde oluyor. Aynen öyle, su gibi. Hiçbir yani faydası yok. Aynen öyle. Çeşmede akan suda da mineral var ama çok eser elementler. Onun için 1000 miligram ve üzeri maden suyu çok değerlidir. Beypazarı maden suyunun 1 litresinde 3700 miligrama yakın mineral var. Yani Cenab-ı Mevla'nın biz insanlara bahşettiği müthiş, mucizevi bir ilaç. İnanılmaz bir şey. Kesinlikle inanılmaz bir şey. İçmemiz lazım, içirtmemiz lazım. Benim bir sloganım var. İçiyorsun, için güzelleşiyor. Yüzüne sürüyorsun, yüzün güzelleşiyor. Bugün bayanların, bütün bayanlar güzeldir, önce onu söyleyeyim. Ama daha güzel kalmak, daha güzel görünmek için toniklere çok büyük para öderler. Evet, yüzünü yıkayanlar var maden suyuyla, evet. Evet, hiç gerek yok. Bakın, makyaj temizliğinden sonra maden suyunun yarısıyla, yarısını içerim, geri kalan yarısıyla elimize döküp şöyle yüzümüzü silersek ama kurulamazsak, kendi haline bırakırsak, uzun yıllar sivilce, akne ve kırışıklık oluşmuyor. Uzun yıllar bebek gibi pırıl pırıl parlak bir cilde kavuşuyor insanlar. Son derece sağlıklı, faydalı ve ucuz bir içecek. Ve maden suyunun en önemli özelliğinden bir tanesi de ambalajı. Yurt dışında muhakkak gitmişsinizdir. Ben, evet, defalarca kere gittim. Orada her türlü şişede maden suyu var. Evet. Büyük şişeler, kocaman büyük şişeler de var. Cam şişe de var, pet şişe de var ama Türkiye'mizdeki algı şu. Açayım, ilk benim ağzım değsin, içeyim ve atayım. Evet. Hani zengin bir ülkeyiz ya. Doğru, evet. Bu sebeple Türkiye'mizdeki şişe ebadı porsiyonluk. Yani 200 miligramlık. Cam şişelerde onu açıyorsunuz, içiyorsunuz, bitiriyorsunuz, atıyorsunuz. Bitirip atıyorsunuz. Evet. Tabii boşa da gitmiyor. Çok mantıklı, evet. Evet, ama tabii atıldığın o cam var ya, cam işin en önemli kısmı, o cam. Çok pahalı. Maden suyunu pahalandıran tek etken ambalajı. Cam çok pahalı şu an günümüzde, çünkü camın ham maddesi silisyumu. Silisyumu eritmek için fabrikalarımızda doğalgaz eritiyorsunuz. 2200 dereceye yakın bir sıcaklıkta eriyor silisyumu. Böyle olunca çok müthiş bir enerji sarf ediyorsunuz. Ve tabii ki bunlar da maliyete biniyor ve camın kendisine yansıyor. Öyle olunca cam çok sağlıklı bir içecektir ama biraz pahalıdır. Maliyet yüzünden de o da aslında bir şekilde, evet, kullanıcılara, tüketicilere, bizlere yansıyor yani. Evet, evet, kesinlikle. PET ürünler ise petrol türevli ürünlerdir. Doktorlarımız dediğine göre kanserojen bir ambalaj şeklidir. Birçok araştırması var ve sağlıklı bulunmuyor. Kesinlikle, yani. Kesinlikle, evet, sağlıklı bulunmuyor. Dünyada yavaş yavaş PET'ten cama doğru şişe, meyiller, evet, de doğru başladı. Doğru. İnşallah yakın zamanda sağlıklı yaşamak için, kanser olmak için, hasta olmak için inşallah yakın zamanda bütün ürünleri cam işte görürüz diye bekliyorum. Lexus'la ayıcılıklı sohbetler devam ediyor. Niyaz Bey, biraz da fabrikadan bahsedelim mi? Yani ben fabrikaya daha önce gelmedim. Bir gün gerçekten de ziyaret etmek isterim. Beklerim, beklerim. Tabii olmak ki, isterim. Tabii ki, tabii. Birazcık anlatabilir miyiz? Fabrikamız Beypazarı'nın en güzel yerinde, İnözü Vadisi'nde, 160 dönüm arazi içerisinde ve 60 dönümü kapalı olmak üzere 6 hat bulunan, 6 üretim bandı bulunan bir fabrika. Evet. Demin de söylediğim gibi saatte toplam olarak 300 bin adet şişeyi şişeleyebiliyoruz. Bu dünyadaki aynı çatı altında en büyük tesis oluyor. En son teknolojiyle donatılmış, hiç el değmeden ve insanlara sağlık sunduğumuz bir işletme. Gururla taşıdığımız, bahsettiğimiz ve örnek olan bir tesis. Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen arkadaşları gezdiriyoruz. Gelip bakıyor, hayran kalıyorlar. Yurt dışından gelen insanlar geziyor. İnanın,
İnanamazdık böyle bir tesis olduğuna Türkiye'de diyorlar. Biz o konudan çok mutluyuz. Çok gurur verici bir şey var. Çok gurur verici, evet. Evet. Peki biraz önce yurt dışı dediniz ya, biraz da şöyle Avrupa'ya, dünyaya bir gidelim. Türkiye'de Avrupa'yı, dünyayı kıyaslarsak soda üretim ve tüketimi, hatta yine fabrikaları, birazcık bize bilgi verir misiniz bu konuyla ilgili? İnanın kat be kat öndeyiz. Bundan 4-5 yıl önce Almanya'da bir maden su tesisine gittim. İsim vermem ne kadar doğru bilmiyorum. Vermeyeyim isterseniz. İçeriye girdim. İzin aldık. İçeriye girdik. Gezdirdiler. Çok eski bir makine parkı. Ve çalışanlar amcalar, teyzeler, hatta dedeler. Çok yaşlı insan grubu. Makine bırakın artık ben duracağım diyor ama bırakmıyorlar. Teknoloji çok eski. Ama Türkiye'mize geldiğinizde, Türkiye'mizdeki tüm maden suyu sektörlerinde inanın herkes kendini yenileme çabasında, herkesin makine parkı çok güzel, çok hızlı ve en son teknolojide donatılmıştır. Örnek olarak işte herkes bizi örnek alıyor, Beypazarı maden suyunu. Şükürler olsun hem markamızla, hem kalitemizle, hem makine parkımızla tüm sektöre destek oluyoruz, öncü oluyoruz ve onlara örnek oluyoruz. Bu bize Mevla'nın sunmuş olduğu, bahşetmiş olduğu çok büyük bir nimet. Allah'ıma ne kadar hamd etsem, şükür etsem, evet, teşekkür ederim. Serkan'cığım, şimdi bu teknolojiden bahsederken, evet, bu içinde bulunduğum araba harika, hoşuma gitti. Gerçekten, evet, ilk defa bindim ama çok güzel. Beğendiniz mi? Lexus. Beğendim. Harika. Belki alırım bile elinden biraz sonra. Biliyormuşum yani, biraz, evet. Evet. İnanamazsınız ya. O kadar sessiz çalışıyor. Hissetmiyorsunuz. Amortisör, evet, tarafı çok iyi. Ya mükemmel bir şey bu. En son teknolojide donatmışlar. Vallahi yapanlar eline koluna sağlık, oturanlara da afiyet, ziyafet olsun. Ne güzel, doğru söylüyorsunuz. Çok güzel. Çok da güzel bağladınız. Beypazarı da takip ediyor diyorsunuz teknolojiyi. Evet. Lexus gibi. Siz de tabii ki insanlar için Lexus gibi en iyisini, değil mi, üretmeye çalışıyorsunuz. Ya, bu arabayı kullanmak, evet, ve bu arabada olmak bir farkındalık olduğunu hissettim ben şu anda. Çok teşekkürler. Sizinle bu arabada olmak, sohbet etmek ve bilmediğim konuları da aslında bugün birçok şey öğrendim sizden. Çok güzel geçti. Programın da sonuna geldik. O kadar hızlı bir şekilde, o kadar güzel bir şekilde anlattınız sonuna ki. Sonuna mı geldik? Evet, yapmayın ya. Gerçekten yani o kadar güzel anlattınız ki 20-25 dakika boyunca çok keyifli geçti. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Programın sonunda buradan bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle sağlık. Her işin başı sağlık. Şan, şöhret, makam, para, pul bir tarafa. Gelip geçti zaten hepsi, değil mi? Evet, evet. Ama sağlık gerçekten çok önemli. Bu sağlık bizlere emanet. Bu sağlığımıza hıyanet yapmayalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Gıdamıza dikkat edelim. Sporumuza dikkat edelim. Yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Özellikle çünkü maalesef sektörlerde insanlar başkaları için sağlığını düşünmüyor, kendi ceplerini düşünüyorlar. Çok doğru. Bu sebeple kullanılan yağın, kullanılan herhangi bir malzemenin ne olduğunu bilemiyoruz. Mümkün olduğunca kaliteli yiyecekler yiyelim. Az yiyelim, zararı yok. Öz yiyelim, zararı yok ama midemizi doyurmaktan ziyade kaliteli bir şeyler doğru yiyelim, şeyler sağlıklı yiyelim, bir şeyler yiyelim, doğru bir şeyler yiyelim ve arkasından da tabii ki hepsini hazmetmek için, sindirmek için daha çok faydası olsun diye de Beypazarı maden suyu tüketelim. İki tane, günde iki tane en az. Günde en az iki şey, evet, evet, doğru, bizim sloganımız o, haklısın. Niyazi Bey günde beş tane tüketiyor, onu öğrendim ama biz günde iki tane. Yani, bu arada evet, evet, herhalde Beypazarı maden suyu fabrikasında çalışanlar da çok şanslı. Onlar diledikleri gibi istedikleri zaman maden suyunda içiyorlar, öyle mi? Yani inşallah sizin bir gün radyonuza evet, gelirim. Siz de gelin, siz lütfen, de patkamıza lütfen buyurun. Lütfen lütfen lütfen. Orada daha hoş sohbet bir söyleşi yaparız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben kesinlikle bu söyleşi için, bu imkanı verdiğiniz için Lexus firmasına çok teşekkür ediyorum. Teşekkür gerçekten ediyoruz. Böyle bir arabaya binmek ayrı bir keyif verdi. Hoşuma gitti. Allah olmayanları da versin. Amin diyelim. Amin. Amin öyle söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür Sizinle ederim. Sohbet etmek bir farkındalıktı, ayrıcalıktı. Çok teşekkürler. Çok güzel konuşuyorsunuz. Çok güzel sorular sordunuz. Hepsi mantıklı. Çok teşekkürler. Hepsi mantıklı ve ahlaklı tabii. Evet. Güzel sorulardı. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bayanlar baylar, gençlikten de güzel bir programdı. Ben Niyazi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Lexus sayıcılık sohbetlerde bugün ben de bilmediğim birçok şey öğrendim. Kendisine bir kez daha teşekkür ederek program finalini yapıyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.